Merhabalar, yeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyim. Covid-19 günleri devam ediyor biliyorsunuz. Bırakalım mı, gevşetelim mi düşünceleri arasında görüyorsunuz. Salgın hastalık hiç şakasının olmadığını zaman zaman bizlere gösteriyor. Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor. Ben de çok fazla evimin sınırlarını terk etmemeye çalışıyorum, çok mecbur olmadıkça. Ancak neyse ki sağlam bir arşivim var, geçmişte yaptığım geziler var. Şimdilik onları size sunarak, onlardan güzel alıntıları size sunarak devam ediyorum. İleride inşallah çok güzel adreslere, doğa parçalarına, tarihi mekanlara yolculuk yapacağımız günlerde gelecektir diye düşünüyorum. Maraş'a gideceğiz hep birlikte. Maraş çok ilginç bir yer. Doğası çok ilginç. Çok farklı başka yerlerden. Ben de Maraş'a gittiğimde genellikle o doğanın içerisinde dolaştım. İlk insanlar Afrika'dan Avrupa'ya ve Asya'ya yolculuklar yaparlarken buradan geçmişler. Çünkü burası tam yol üzerinde. Üstelik korunaklı yerler var. Biraz oraları araştırmıştım. O sırada burada çok önemli kazılar yapan Cevdet Merih Erek Hoca ile bir bağlantı kurdum. Eğer kendisine kazı yaptığı noktaya, mağaraya gelirsem bana değerli bilgiler iletebileceğini, yeni sonuçlarla ilgili bir takım şeyleri anlatabileceğini söyledi. Tabii ki bunu kaçırmadım. Yanına gittim. Çok güzel bir sohbet oldu. Eski insanların uzun yüzyıllar boyunca yaşadığı bir mağarayı kazmak, bir antik şehri kazmaktan biraz farklı. O şehri kazarken karşınıza mermer bloklar çıkabilir, heykeller, antik yollar, büyük nesneler çıkabilir. Tabii incelikli parçalar da var. Ancak mağarada büyük nesne neredeyse yok denecek kadar az. Her şey küçük. Boncuklar çıkıyor. Yok olmak üzere olan kemik parçalarını bulmak ve onları kurtarmak durumundasınız mağarada kazı yaparken. Katmanlara çok dikkat etmelisiniz. Çünkü her katman size farklı bir çağı anlatacak. Bu katmanlardan bir tanesinde örneğin bu mağarada çok ilginç bir heykelcik bulundu. Bütün dünyada yankı uyandırdı. Halbuki çok küçük bir parça, ben müzede gördüm. Herkesin gözünden kaçabilecek bir şey. Ancak Cevdet Merih Erek Hoca ve öğrencileri onu keçilerin ayaklarının altından kurtardılar. Hikayenin tümünü isterseniz hep birlikte izleyelim. Kahramanmaraş'ın en çok sevilen mesire yerlerinden biri olan Yeşilgöz Deresi ilk uğrak noktam. Zümrüt yeşilinden cam göbeğine değişen suları kristal berraklığında. Burası aslında bir obruk. Oldukça derin olduğu da araştırmalar sonucu anlaşılmış. Hemen arkasındaki Keş Dağı'nda 800 metrede yer alan Düden'le bağlantısı araştırılıyor. Bu bağlantı kanıtlanırsa Türkiye'nin en uzun yeraltı su yolunun bittiği nokta olarak daha da ünlü olacak. Ben bir yandan da binlerce yıldır burada yaşayan insanların bu suyla olabilecek ilişkisini düşünmeye çalışıyorum. Temiz bir su kaynağı, tükenmeyen bir su kaynağı, güvenli bir nokta. Büyük bir ihtimalle prehistorik çağdan günümüze kadar insanlar için çok önemli oldu Yeşilgöz su kaynağı. On binlerce yıldır insanları buralara çeken su kaynakları bununla sınırlı değil. Bunların bir bölümü kendisine çok görkemli kanyonlar oluşturmuş. Maraş bölgesinde yaşamış eski çağ insanlarının en çok ziyaret ettiği alanlardan bir tanesindeyim.
Döngel mağarasına çok yakınım. Arkamda bir çağlayan görüyorsunuz. Düşüş yüksekliği tam 90 metre. Döngel çağlayanı bütün bu doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Ben biraz da şu açıdan bakıyorum. Homo erectus'tan başlayarak insan grupları buraya girdiler, burada avlandılar, dolaştılar, ağaçlardaki meyvelerden yararlandılar. Şimdi onların gördükleri bu doğa parçasını bir de biz kendi gözlerimizle görüyoruz. Çağlayan'ın hemen arkasında Büyük Döngel Mağarası yer alıyor. Ancak suyun düştüğü noktadan geçmek çok güç olduğundan büyük mağaraya yukarıdan dolaşarak ulaşmak üzere kanyondan ayrılıyorum. Gördüğüm manzara bugüne dek gördüklerimden çok farklı. Büyük kütleli kayalar sanki dev bir el tarafından en imkansız yerlere özenle yerleştirilmiş gibi. Bazen doğanın gücü karşısında, o büyük gücü karşısında şaşkınlığa düştüğünüz anlar olur. Döngel mağarasında dolaşırken işte buna benzer bir duyguyu yaşıyorum şu anda. Ayağımın altında büyük bir mağara var. Büyük bir boşluk. Birkaç dönüm olduğu söyleniyor. Yukarıdan vadiden gelen su buradan aşağıya doğru yolculuğuna devam ederken işte o büyük kayaları yerinden söküyor. Depremler, yer sarsıntıları da buna çok yardım ediyorlar. Ancak bu kayalar buralarda dayanamıyor. Ufalanıyorlar, su tarafından eğitiliyorlar ve yeni kayalara yol açılıyor. Bu şekilde işte bu gördüğünüz büyük salonlar oluşmuş. Ben bir yandan da insanların yerleşmesine çok uygun olan bu korunaklı yerlerde insana ait izlere bakıyorum. Direkli Mağarası, Höbek Dağı'nın kalkerli yamaçları üzerinde yer alan doğal bir mağara. Ancak onu çevredeki mağaralardan ayıran benzersiz özellikleri var. 2007 yılında Gazi Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Cevdet Melih Erek başkanlığında başlatılan kazılarda Paleolitik çağın sonları ile Neolitik çağ arasında kalan döneme ait kıymetli bilgilere burada ulaşılmış. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun. Biraz sıcak. Başka bir derdimiz yok. Evet. Sizi gördük, çok iyi oldu. Ben de sizi gördüm. Çok memnun oldum. Sıcaktan sizi kurtarmak için şu doğal klimalı mağaramıza hemen isterseniz sizi alayım. İçeride biraz serinlersiniz ve size mağara hakkında da bir takım harika bilgiler olur, verebilirim. Harika olur. Direkli mağarasını fotoğraflardan izlemiştim ama ilk defa bu kadar yakınına kadar gelmiş oldum. Mağaradan alınan karbon örnekleri burasının yaklaşık M.Ö. 10.730 ile M.Ö. 1370 arasında insanlar tarafından kullanıldığını ortaya koymuş. Mağarada ilk kazı biraz daha eski dönemlere dayanıyor değil mi? 1959'da bizim rahmetli hocamız Kılıç Kökten Hoca bu mağarayı ziyaret etmiş. Söylediğine göre bir bağ bozumu zamanı geldim diyor. Ve burada kısa süreli bir sondaj çalışması yapmış. Yani iyi ki de yapmış çünkü onun çalışmaları olmasaydı biz burada sondaj yaparak bulmamız mümkün olmayacak birçok şeyi ele geçiremezdik. Bilgi sahibi olamazdık. Bir de bu mağaranın böyle içindeki muhteşem bilgiyle günümüze ulaşması enteresan. Evet. Her mağara bu şekilde ulaşmıyor. Ulaşmıyor. Yani bu mağaranın ulaşması bizim için yani korunarak ulaşmasını sağlayan insan değil. Ve o açıdan da şanslı sayılırız. Çünkü bu vadinin içerisinde çok sayıda buna benzeyen mağaralar var. Hepsi çok tahrip edilmiş. Bu mağarayı koruyan, bize bu bölgenin yaşayan doğal faunasını oluşturan keçiler sağlıyor. Bu mağarada keçi alanı olarak kullanılmasından dolayı üstte biriken gübreden dolayı kaçakçılar içeri girip kazı yapmıyorlar. Bu sebeple de çoğunluk bölgesi korunaklı kalmış. Bu şekilde kalmış korunaklı bir mağarayı tespit etmek oldukça güç. Bizim için en önemli noktası enstitü vaziyette, yani hiç yerinden kıpırdamamış dolgu üzerinde çalışmak çok önemlidir. Bu açıdan da çok şanslıyız.
Buluntuları en son kaldığı haliyle buluyoruz. Hangi çağa kadar kullanıldığını fark ettiniz? Yani en üstte hangi şeyler vardı, izler vardı? Bu mağarada en üst tabakada, yani en üstteki ilk 10 santimetre içerisinde Orta Çağ'ın bir takım metal, cam ve seramik parçalarını bulduk. Hemen onun altından itibaren de bizim son avcı toplayıcılar diye adlandırdığımız bir dönemin yaşam izlerini bulmaya başladık. Zaten siz o izleri bulmasaydınız ya da Kılıç Hoca en azından evet. bunu size haber vermiş tabii, olmasaydı tabii. Bu mağarada böyle önemli bir kazı olmazdı. Olmazdı. Yani bu deliller bizim için çok belirleyici oldu burayı kazmamız. Çok da yok değil mi Türkiye'de bu tür kazılar? Yani maalesef yok. Olmasını ben kişisel olarak çok tercih ederim. Asıl sürpriz ise mağaranın bir köşesinde ortaya çıkmış. Dünyada ele geçirilen en eski pişmiş topraktan kadın figürü, Direkli Mağarası'nı dünya gündemine taşımış. Mağaramızın, yani şu anda kazdığımız son avcı toplayıcılarına ait, Anadolu ve Yakın Doğu'daki en önemli, unik materyali kadın figürümüz. Yani buna daha sonradan Ana Tanrıça diye ismi konuldu. Yani kadının öneminden dolayı ana tanrıç ismi konulmuştu. Bu figürünü biz şurada gördüğünüz sarı yapının hemen altından ele geçirdik. Bu da B5 karemize geliyor. Bu sarı yapı oldukça sertleşmiş bir sedimandır. Kazılması da son derece güçtür. Yaklaşık seviyeden 50 santim, 60 santim kadar evet, da aşağıda. Ve şu anda bulunduğu şu bulunan zemin ana tanrıçanın bulunduğu zemindir. Karbon yaşlandırmaları da burayı M.Ö. 10.700'e 30'a tarihlemekte. Evet. Direkli Mağarası içinde yaşayan, av molasında burada ateş yakıp karnını doyuran, çocuklarını doğuran, saçlarına deniz kenarından topladığı boncuklardan takı yapan, kısacası bin yıllar boyunca içeri girip çıkan herkesten bir şeyler alıp saklamış. Maraş bütünüyle güzel. Ancak şu mağarada süren kazı gerçekten beni çok etkiledi. Çok incelikli bir çalışma devam ediyor orada. Ülkemizde bu tür çalışmalar çok az. Ancak ülkemiz bu anlamda da çok zengin. Yani bir karşıt bir durum var. Büyük bir zenginlik ama süren az kazı. Üstelik bazı müzelerde biliyorsunuz insan gelişimi ile ilgili standlar kaldırıldı. Oysa insanlar ağaçlık alanlardan düzlüklere, düzlüklerden de vadilere, mağaralara, köylere süren yaşamlarında Anadolu'yu uzun süreler boyunca kullandılar. Bunu mutlaka ortaya çıkartmak gerekiyor. Başka bir videoda tekrar buluşalım. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın.